Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ben şimdi pastamın içinin niye netlemiyor bu? Şimdi krema yapacağım içine. Bu içimin kremasını kullanıyorum. Ben sadece bunu iki tane pasta yapacağım dediğim gibi. Onların içine kullanacağım. Dışı için sadece krem şanti kullanacağım. O yüzden bu ikisine de yeter diye düşünüyorum. Eğer siz bunu dışına da kullanacaksanız iki paket falan kullanmanız lazım. Evet arkadaşlar şu şekilde streçledim üzerine ve buzdolabında dinlendireceğim. Buzlukta değil. 15 dakika eğer zamanınız varsa böyle yarım saat bir saat dinlendirseniz daha iyi olur. Evet arkadaşlar krem şanti için ben kakaolu krem şanti kullanacağım. Normalde sütle yaparlar biliyorsunuz bir bardak süt ve krem şanti çırparlar ama ben suyla yapıyorum çünkü sütle yapıldığı zaman bana süt kokuyormuş gibi geliyor ve bu beni rahatsız ediyor. O şekilde sevmiyorum yani. Suyla yapıyorum ben. Ama siz isterseniz sütle de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen hemen 5 dakika falan çırptım. Şöyle iyice katı bir hale geldi. Şimdi bunu da ağzını streçleyip bunu da dolaba koyacağım. Ve diğer malzemelerimi hazırlayana kadar dolapta duracak. Ben servis tabaklarının üzerine yapıyorum. Çünkü benim böyle hani kek pasta koyup yapabileceğim böyle ayaklı şeylerden yok. O yüzden bunun içine yapacağım. Hazır kek kullanıyorum. Normalde kendim de pandispanya yapmayı biliyorum. Daha önce yapıp hatta burada tarifini yapmıştım. Şey vermiştim size. Ama hiç riske atmak istemedim. Bazen oluyor, bazen olmuyor çünkü. Yani hazır kek kullanmak daha kolayıma geldi açıkçası. Evet arkadaşlar, kendime daha önce alışveriş videosunda da göstermiştim. Ananas suyu almıştım. Ama dolapta kalmış. Görünce de bugün meyve suyu falan aldırmadım. Biz de meyve suyu zaten içmiyoruz normalde. Böyle küçük ben çünkü ananas suyunu çok severim. Almıştım ama pastalara kısmetmiş. Şimdi pastaları şeyini yapacağım. Bununla şu şekilde ıslatmayı düşünüyorum. Çok fazla, çok fazla eziyor. Evet arkadaşlar şimdi streç'i aldım.
Bundan ikisine de krema koyacağım. Çok güzel olmuş yalnız. Şimdilik şöyle birer kaşık koyuyorum. Şu az olmuş. Bu arada kaşıkla da düzeltiyorum. Spatulayı bulamadım. Yani bizim evde bir şey kayıp olduğu zaman bulamazsınız. Ben de en düz bu olur diye düşündüm. Tabii bıçak da vardı ama. Şimdilik bunu böyle az az sürüyorum. Ama tabii ki bu kadar olmayacak. Şimdi bunların üzerine muz koyacağım. Böyle birine diye düşünmüştüm. Evet arkadaşlar şöyle damla çikolata yerleştiriyorum. Üzerine şekilde sürüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunların üzerinin şöyle göstereyim bayağı bir güzel içi dolu dolu oldu. Şu şekilde görebilirsiniz. Şimdi üzerlerine kapaklarını örteceğim. Kapaklarını da söylediğim gibi şey yapmıştım zaten ıslatmıştım. Şu şekilde örtüyorum. Gördüğünüz gibi örttüm. Şimdi üzerlerini krem şanti ile kapatıp süsleyeceğim. Evet buldum. Çekmecedeymiş. Yine gözümün önündeymiş ama ben görememişim. Şimdi şu şurada dursun. Öncelikle şunu bir kaplayacağım. Krem şanti ile. Ben pasta yapmayı pek beceremem. Yani elimden geldiğince yapıyorum. Şimdi söyleyeyim de. Arkadaşlar şu şekilde ikisini de kapladım. Şimdi şu yan taraflarını temizleyeceğim. Evet arkadaşlar şöyle ikisinin de köşelerini temizledim. Şu şekilde göstereyim şimdi nasıl süsleyeceğimi hiç bilmiyorum. Şöyle bir şırınganın içine kalan krem şantiyi koyup böyle köşelerini bir şey geçeceğim. Daha sonra içine muz, ceviz ve çikolatayla süslemeyi düşünüyorum. Bakalım umarım güzel bir şey çıkar. Evet arkadaşlar şu şekilde doldurduk. Hiç zannetmiyorum güzel bir şey çıkacağını. Güzel bir şey yapacağımı da zannetmiyorum. Başlayacağız bakalım. Hadi bismillah. Yani nasıl bir şekil yapacağımı hiç bilmiyorum. Öncelikle şu şekilde köşelerini şey yapmak istedim.
Evet, yaptığıma pişman olmuşumdur. Ay, çok iğrenç oldu. Böyle? Yani hepsi şuradaki gibi olması gerekiyordu. Allah'ım, bir de şuna deneyeceğim bakalım. İyice yaptık. Çok iyi oldu. Evet arkadaşlar, hatamızdan nereden dönersek kardır. Yapmama kararı aldım. Nasıl yapmama kararı aldım? Şöyle. Şimdi şuradaki saçma sapan şeyleri şöyle alıp içine tekrardan dolduracağım. Evet. Sakın benim gibi yapmayın. Daha iyi. Yapın. Hatta şunu da şöyle geri düzelteceğim. Arkadaşlar geri bunun içine hop dolduruyorum. Şimdi şuradakini de yapacağım. Şöyle kare bir uç taktım. Daha önce hiç kullanmadım. Nasıl bir şekil çıkacak hiç bilmiyorum. Ama neyse, battı balık yan gider arkadaşlar. Deniyoruz. Evet, elim ayağım da komple şey oldu ama kusura bakmayın. Pasta yaparken böyle oluyor yani. Şimdi ne saçma sapan bir şekilde karşınızdayım. En sonunda kaldırıp bu pastayı geri çalmamak için kendimi zor tutuyorum şu anda. Resmen şahtı şahbaz oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Geriye sardırıp aynısını tekrardan içine koyuyoruz. Bir şekil mekil yapmaktan vazgeçiyorum. Üstünü löp diye sıkacağım. Yeter. Gerçekten. Evet arkadaşlar. pastayı yapmaktan vazgeçtim, süslemesine. Kendisini bir köşeye fırlattım. Orada duruyor şu anda. Kalan krem şantiyi de işte o şırınganın içindeydi biliyorsunuz. Buzluğa koydum şırınga ile birlikte. İşte buraları falan temizledim. Böreğimi yapana kadar buzlukta dursun. En azından biraz daha şekilleri net çıkar diye düşünüyorum. O zamana kadar da aklıma bir süsleme şekli falan gelir diye umuyorum inşallah. Neyse biz rulo böreğimize geçelim. Şöyle bir şeyin içine sosunu yapacağım. Sosunda maden suyu, süt, kabartma tozu, yumurta kullanacağım. Zaten şimdi eklerken sırasıyla göreceksiniz. Bu arada baklavalık yufkayla yapıyorum ben. Daha önce tarifini vermiştim. Detaylı bir şekilde izlemek isterseniz ona da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, böreğimin sosu için yarım su bardağından biraz fazla süt. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir kabartma tozu.
Bir adet yumurta. Şöyle bir adet soda. Şunu bir karıştıracağım. Ekliyorum. Çok az bir tuz ilave ediyorum. Evet, sosumuz hazır. Ben bu buzluktan çıkartıp kendimiz yaptığımız, daha önce buzluğa atmıştık, çıkarttığımız peyniri kullanacağım. Ama siz isterseniz beyaz peynir, yani bildiğiniz süzme peynir, onu kaşarla karıştırıp da kullanabilirsiniz. Ben daha önce öyle de yaptım. Gayet lezzetli oluyor arkadaşlar. İstediğiniz peyniri, sadece peynir değil patates, kıyma da böreğin içine kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, o kalıp peynirlerden 1,5'unu kullandım, böyle ezdim. Şimdi içine tuz falan ilave etmeyeceğim. Zaten peynirin var ya da başka bir baharat. Sadece maydanoz koyacağım, çok az. Evet, şöyle maydanoz ekledim. Zaten hazır yufka kullanacağım. Hazır baklavalık yufka kullanacağım bu arada. Evet arkadaşlar, ben bu Nimet markasının şeyini kullanacağım. Baklavalık yufkasını. Şimdi nasıl yaptığımı size göstereceğim. Daha sonrasında kendim hızlıca yapacağım. Sıcak da şunu bir alayım. Evet, şimdi nasıl yaptığımı size göstereceğim. Bir tane alıyorum. Şu şekilde. Ve daha sonra bu yaptığım karışımdan şu şekilde dökeceğim. Fırçayla süreceğim ben. Şöyle. Böyle iyice görüyorsunuzdur umarım. İkinci katı koyuyorum. Üçüncü katımı koyuyorum. Dördüncü katı koyuyorum arkadaşlar. Beşinci katımı koyuyorum. Altı. Evet arkadaşlar, yedinci katı da koyduktan sonra şöyle peynir koyuyorum içine. Yedi kattan yapıyorum ben. Biliyorsunuz yufkalar çok ince. O yüzden 7 katta gayet güzel bir börek oluyor. Ama sizin yufkanız azsa ve bu arada 7'den böyle 4 rulo börek çıkıyor arkadaşlar. Bir hazır yufkalık baklavalık yufkadan. Şöyle bol bol koyacağım. Daha sonra şöyle. Tabi altında ısladığımız için biraz yapışacaktır ama çok az yapışıyor gördüğünüz gibi. Rulomuz bu şekilde oluyor. Zaten kabartma tozu falan da koyduk. Bu bayağı bir kabaracak ve piştikten sonra da zaten şu şekilde keseceğiz. O yüzden şu kalınlık bence gayet iyi. 7 de yani 7 adet yufka da böyle oluyor. Evet, şimdi bunu tepsime koyuyorum. Arkadaşlar şöyle 4 rulom oldu. Şu şekilde göstereyim size şöyle uzaktan. Hepsi 7'şer. Şu 8 oldu. Bir tane artmıştı, onu da sardım.
Şimdi dışına şu kadarcık sosum kaldı. Onu da süreceğim. Ama siz isterseniz şeyde sürebilirsiniz. Yumurta. Yumurta çırpıp. Ama ben kalan sosu süreceğim. Çünkü yumurtayı normal şeylerde de üstüne sürmeyi sevmiyorum. Çünkü yumurta yumurta kokuyor ve ben rahatsız oluyorum. Yani şu şekilde susam koyuyorum. Bolca. Bunu fırına gönderiyorum arkadaşlar. Orada dediğim gibi 200 derecede kızaracaklar. Evet arkadaşlar, tekrardan pastayı süslemeye devam ediyoruz. Şu şekilde ceviz kırdım ve muz koyacağım. Yani nasıl bir şey yapacağım yine bilmiyorum. Yani cevize göre muz biraz değişik duruyor ama kırsam mı acaba ortadan ikiye diye düşündüm. Yani şöyle şöyle yapsam. Hadi bismillah yaptım artık. Hemen önüne şöyle ceviz. Şekilde. Evet arkadaşlar yine başladık. Nasıl bir şey yapsam bilmiyorum. Evet arkadaşlar. En fazla bu kadar oldu gerçekten. Şöyle bakabilirsiniz. Ceviz ve şey etrafında şununla kapladım. Şöyle oldu yani kısaca. Pek de bir şey olmadı ama yani bu beceriksizlikle en fazla bunu yapabildim gerçekten. Şimdi diğer pastaya geçeceğim. Diğer pastayı da bilmiyorum. Daha değişik süslemeyi düşünüyorum. Yine muz ve ceviz kullanacağım ama bu şekilde süslemeyeceğim. O zaman diğerini de süsleyince size gösteririm. Bu arada böreğim pişti. Size böreğimi göstereyim. Evet arkadaşlar şu şekilde oldu. Size demiştim zaten üstü şöyle kabaracak diye. Altı da şöyle kızardı. Böyle sesi duyabilirsiniz bakın. İçi yumuşacık. Dışı da böyle kıtır kıtır oldu. Öyle böreğim hazırdı. Şurada da kuru yemişim var. Kuru yemiş koyacağım. İşte pasta. Patatesim haşlanmıştı. Patates salatası yapacağım. Biliyorsunuz onu yarın yapacağım. Pastamın da birini süsledim. Diğerini de süsleyeceğim. Son hallerini size yarın sabah patates salatasını yaptıktan sonra göstertirim. İşte böreğim de böyle oldu arkadaşlar. 4 rulo. Bize baya baya yetecekti. Şöyle görebilirsiniz. Yaklaşık 15 dakikada dediğim gibi 220 derecede pişti. O zaman yarın görüşürüz. Yarın patates salatası yaparken görüşürüz evet. Veda edecektim az daha. Çok yoruldum çünkü saat şu an 11. Ben daha yeni bitirdim. Öyle. O zaman dediğim gibi yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar yine yaratıcı zekamı kullanıp kendi kendime bulduğum bir şekil. Şöyle. Biraz Hindistan cevizi ve biraz normal cevizden şerit yaptım. Artık gerçekten hem uykum var hem de canım sıkıldı. Yani bu da böyle olsun artık zaten kestiğimiz zaman güzel duracaktır diye düşünüyorum. Şu boşlukları falan da dolduracağım şimdi. Normal ceviz ve Hindistan ceviziyle. Şu tırnaklarımın haline bakın. Yani ellerimin hep çikolata oldu şunun etrafına süreceğim diye. Neyse. O zaman yarın görüşürüz. Böyle. Şöyle şöyle üçgen kesince daha güzel duracaktır zaten. Neyse. Bu şekildeydi. Thank you.
Evet arkadaşlar, doğramış olduğum patates salatasının içine tuz ilave ediyorum. Daha sonra pul biber ve karabiber koyuyorum. Ben normal sıvı yağ kullanıyorum. Ama siz isterseniz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Limon sıkıyorum. Bu kadar. Evet arkadaşlar, sarma ve helvayı size çekemedim. Ben kalktığımda sabah annem sarmayı koymuş, pişiyordu zaten. Daha önce sarmanın tarifini verdim. Eğer izlemek isterseniz kanalımda bulabilirsiniz. Bir yanında un helvası yapmış annem. Dediğim gibi annem yaptığı için onun da tarifini çekemedim. Bu arada çok yanlış bir pasta süslemesi yapmışım. Biliyorsunuz cevizler çok sert ve değişik, yani sıra sıra bir süsleme yaptığım için keserken tabii ki zor oldu. Cevizler kesilmeyince içe doğru çökeceklerdi. Ben de cevizleri kaldırıp kaldırıp altından kesmeye çalıştım. Öyle yani. Evet arkadaşlar, patates salatamı da bölüyorum. Patates salatası için limon, tuz ve kırmızı pul biber acısından koyduk. Böyle eklemek isteyenler olur diye. Gördüğünüz gibi tabakladım. Sadece böreği ise maalesef gösteremedim. Çünkü böreği son an onlar gelince böyle fırından çıkarttım ki sıcak sıcak yesinler diye. Tabii orada kestim. İkişer dilim koydum herkese, size gösterdiğim kalınlıkta, ama mutfak kalabalıktı. Yardıma gelenler oldu sağ olsunlar. O yüzden tabii o arada hem onu yapıp hem çay doldurup falan gösteremedim. Yani öyle. Zaten böreğin pişmiş halini size göstermiştim. Sadece börek kaldı. Dediğim gibi ikişer dilim de ondan koydum. Ve yanına kuru yemiş, böyle kişi başı birer tane küçük kuru yemiş kaselerine koyduk. Benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.